Şehzade Abdülhamid hırvatla olan bu kavgamızı işitmiş, beni bir gün yanına çağırdı. Şaşırdım, korktum. Ben adi bir kaldırımcı, Galeli tarafından eski bir kalbede oturuyordum. Bir şehzadenin yanına nasıl giderim? Gitmedim. Tekrar çağırdı. Katiyen gidemeyeceğim mi? Benim adi bir amele olduğumu ve şehzade ile nasıl laf edilir anı bile bilmediğimi beni çağırmaya gelen adama söyledim. 3. defa olarak biri daha geldi. Şehzadenin beni mutlaka görmek istediğini, rızamla gelmeyecek olursam cebren götüreceklerini söyledi. Bunun üzerine gittim. Beni şehzadenin şimdiki şu Şevketlu Efendimizin karşısına çıkardılar. Bana sen benim yanımda kal. Şecaatin hoşuma gitti, dedi. Efendim, benim okumam, yazmam yok. Size nasıl hizmet edebilirim? Cevabını verdim. Fakat şehzade arzusunda ısrar etti. Sözleri o kadar melayim ve kanaat bahiş, sedası o kadar tatlı hal ve tavrı o derece sevimli idi ki kendi kendime böyle bir efendiye hizmetkarlıktan daha büyük bahtiyarlık olamaz demeye mecbur oldum. Fakat yine cesaret edemedim. Çekindim. O zaman şehzade kalmak istediğimi ve fakat bir türlü karar veremediğimi görerek Tahir Ağa dedi. Hiç olmazsa benim yanımda 6 ay kal. Tecrübe et. Bak, burası hoş ki gidecek mi? Hoşuna gidecek mi? Gitmeyecek mi? Ondan sonra kararını verirsin. İşte bunun üzerine ben de kaldım. Şimdi 30 seneyi mütecavizdir. Efendimin hizmetinde bulunuyorum. O zamandan beri kendisine muhabbet ve hürmetim vardır. Ben onun yanına hizmetçi olarak geldim. Askerlik en küçük rütbesinden başlayarak yavaş yavaş en yüksek derecesine kadar çıktım. Meşguliyetim daima padişahın muhafazası oldu. İyi ve fena ve
atlarda hiçbir zaman yanından ayrılmadım. Kendisini daima iyi tabiatlı ve Ali Cenap gördüm. Benim için en büyük bahtiyarlık karşısında durup sesini işitmek, gözlerinin parlaklığını görmektir. Kendisini bunca zamandır pek iyi tanıdığım için kalp şahanesinin gayet iyi ve temiz olduğunu biliyorum. Tahir Paşa'nın bu sözlerini efendisine karşı müdahaneye itmemelidir. Saray memurunu içinde yüreğe ve medahaneye alışmamış bir kimse varsa bilir ki o da Tahir Paşa idi. Sarayda bu fetna ve fesat ocağında geçirdiği 30 sene zarfında Abdülhamid'in yüzüne karşı bile doğruyu söylemeden asla çekinmemiştir. Abdülhamid onu Ayteş'e asıl bunun için sarayda suraydı. Bunun içindir ki hiç bir dakika hünkârın gözünden düşmemiştir. Menabinindeki odasında gecelik entari ile başında beyaz takke ile sedirek üzerinde bağdaş kurarak oturuyor. Yanında bulunanlara padişahın hayatından menakıb, latife, hikaye eylemeyi pek severdi. Yıldız'da Şale Köşkü. O gavmesi olduğu, hatta imzası bile atacak kadar yazmak bilmediği halde halka akıllı bir adam olmak hasebiyle meclis ara idi. Tahir istediği zaman padişahın yanına girmeye maizin mezun idi. Hünkârın itimadının mahzur olduğu gibi kendisine maduniyenin de hürmeti vardı. Doğru adam sert söyler ama doğruyu söyler derlerdi. Binaenaleyh Abdülhamid kendi muhafazası için Tahir'den ve anın hemşehrilerinden müntehap
tenfikçilerinden, tüfekçilerinden daha münasip adam bulamazdı. Ekserisi ve Retep Aliye askeriyeyi aiz bulunan bu tüfekçilerin vazifesi her şiden ol sarayın dahilini gözütmek ve kapılarda nöbet beklemekten ibaret idi. Gündüzün altışar kişilik menaikler halinde ifa vazife giderler. Akşam olunca kapılar kapanır ve başları tarafından kemal dikkat ile muayene ve teftiş olunurlardı. Ondan sonra tüfekçiler ikişer yapıldırın yıldızın her tarafında devriye gezerler, hem küşklerde yanan zevat keramın o yaklarını ahval itmek, hem de birden bire karşılarına çıkabilecek şüpheli işhası ayak sesiyle ürkütmeden yakalayabilmek için kondrollerinin üzerine kalın geceden bir kundura daha yerlerdi. Duvara esnasında saray Himayun'un en güzeli yerlerinde kadar girer. Bu esnada katiyen sigara içmezlerdi. Birbiriyle konuşmaları dahi memnu idi. Ertesi gün hepsi meşhudat liyeleri hakkında birer jurnal yazarlardı. Bu jurnaller birlikte gözün heraiki tefkici tarafından temhir edilir ve müracaatla ve yerleridir. Abdülhamid tüfekçiler gayet hoş tutar, haklarında her an bu bir eser tevcihe ariye giderdi. Hayatının bu cesur ve mert insanlar elinde bulunduğunu bildiği için en büyük kusurlarını affeder, hiçbirini gücendirmeye cesaret edemezdi. Bir tefekçi neferi
ayda 10 lira maaş alırdı. İçlerinden 15-20 liraya kadar aylık alanlar da vardı. Bundan başka gayet nefis taamlarla iaşe ederler. Yıldızda hünkârın yakınında nöbet beklemekten başka hiçbir iş görmezlerdi. Abdülhamit bunlara gayet yüz verdiği için en küçük bir arzuları bile israf edilecek haklarında o ufak bir katsızlık, bir dikkatsizlik edilecek olursa hemen muğabir olur, söz dinlememeye başlarlardı. O zaman Abdülhamit havf ve endişesinden başları olan Tahir Paşa'ya müracaat eder, ne yapıp kusur ve vakıayı tamir ve tüfekçileri memnun eylemesini niyaz ve istirham eylerdi. Tahir Paşa da kendi adamlarının tarafını iltizam ile padişahın divanlıklarını yüzüne uğurur ve bir daha böyle bir hataya düşmemesini ihtar eyleyerek nihayet statükoyu muhafaza eyleyeceğini ve idarederdi. Bunun üzerine hünkâr geniş bir nefes alır. Tefnik tüfekçilere bol bol ihsanlar bedel ederdi. Hünkârın bir gün yine böyle tüfekçilerle arası bozulduğu sırada Karadağ yernesi nikâhta İstanbul'a gelmiş idi. Bir ziyaret Abdülhamid'in def'i gamne sebep olduğu için pek hoşuna gitti. Fert mahzu ziyeninde Prens İstanbul'a muvasaletini müteakip burada ikamet ettiği müddetçe ideceği musarif için 10 bin lira verdi. Abdülhamid birinin gözünü boyamak yahut pek güzel bir diplomatın ağzını tıkamak için ittiği zaman bir kısım cezaisi kurban mezalimi olanların itam o aralmanı aylarca balmaka kifayet edecek kadar para sarf etmekten çekinmezdi.